İlerleyen dakikalarda işte bu noktadan seslenmesi bekleniyor MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Milliyetçi Hareket Partisi Aziz Milletim Sıra Sende mitingleriyle vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Bugün ilk durak Balıkesir'de. Balıkesir'in ardından Türk siyasetinin MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'ya geldi. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey. Burada coşkulu bir kalabalık var. Aynı zamanda heyecanlı bir bekleyiş de var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli şu dakikalarda Yalova'da miting alanına giriş yapıyor. Ekip arkadaşımız Rayna Aydil Özdoğan da alanda. Rayna, sözü hemen sana bırakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açık hava toplantıları devam ediyor. MHP lideri bugün ikinci durağı olan Yalova'ya geldi. Yalova'da vatandaşla bir araya gelecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Balıkesir'in ardından ikinci durağı olan Yalova'da vatandaşlara aziz milletim sıra sende diyecek MHP lideri Devlet Bahçeli. 24 Nisan tarihinden itibaren açık hava toplantılarına hız kesmeden devam ediyor bugün. 14. durağında MHP lideri 24 Nisan'dan itibaren başladı açık hava toplantılarında 14. durağı olan Yalova'ya geldi MHP lideri Devlet Bahçeli. Burada oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hem Balıkesir hem Yalova oldukça kalabalık, oldukça coşkuyla karşıladı MHP liderini ve 14 Mayıs'a giden yolda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye hem Balıkesir hem de Yalova hazır olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. MHP lideri bizimle misiniz diye sordu vatandaşlara ve vatandaşlar da o coşkulu sesiyle evetlerini meydanda duyurdu ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugünün ikinci durağı olan Yalova'da vatandaşa seslenmek üzere alana artık geldi ve dakikalar sonra 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli mesajlarını verecek ve şu dakikalarda da önce saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı okunacak ve daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli vatandaşlara aziz milletim sıra sende diyecek, ancak önce İstiklal Marşı ve önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı hemen akabinde MHP lideri Devlet Bahçeli vatandaşa seslenecek bu noktada ve okumaya davet ediyorum. Alanın hazır olduğunu söyleyelim, ancak önce İstiklal Marşı'na kulak verelim. Şad olsun. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum.
Aziz vatandaşlarım, muhterem Yalovalılar, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Yalova'da hayat mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. Baharın gelişini, yenilenmeyi, tazelenmeyi, kardeşliği, özlemleri, umutları simgeleyen, aynı zamanda Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas'ın buluşma günü olan Hıdır Ellezimizi kutlu olsun. Dua ve dileklerimiz kabul olsun inşallah. Gül yüzünüz hiç solmasın. Hayalleriniz hiç kırılmasın. Aziz milletim, sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan Yalovalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 8 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diliyorum. Bugünkü toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, dava arkadaşlarım, 2022 yılının Ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek, esasen terörle mücadeleye hayır diyen, Libya tezkeresine hayır diyerek, mavi vatandaki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar da ya da vücutlarına mermi alırlar. Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar. Ancak buna teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizi geri çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Parti Başkanı'nın ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir. Sükutun iktidardan, ikrardan geldiğini en iyi bilen Yalovalı kardeşlerimdir. İhanete sessizlik aynı zamanda ortaklıktır. Zillet İttifakı'nın tüm partileri
Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek, aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Yalova zillete düşmeyecektir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete tamam dememiştir. Yalova'yı zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim? Soruyorum sizlere. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Hazır. Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Hazır. Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyen siyasi çıban başlarını elinizin tersiyle itecek misiniz? Bunları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yalova milletvekili adaylarını seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Kararınız kesin mi? Yalova bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boş yere sağda solda yalan ve ihanet mesaisine çıkmasın. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa arka çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Hayal tacirlerini, haysiyet cellatlarını, fitne tezgahlarını, Türkiye muhaliflerini bertaraf ederek Cumhur İttifakı'nın kutlu zaferine Allah'ın inayetiyle ulaşacağız. O halde aziz milletim, sıra sende. Yalovalı kardeşlerim, sıra alayınızda. Çünkü irade sizin, gelecek sizin, ülke sizin, karar sizin, söz sizin, yetki hepinizin. Vakit, imanla, heyecanla ve şevkle mücadele vaktidir. Aziz milletim, sıra sende. Vakit başarma vaktidir. Aziz milletim, sıra sende. Vakit gönüllere girme, gönüllerle kucaklaşma, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir. Aziz milletim, sıra sende. Yalovalı kardeşlerim, sıra alayınızda. Hiç kimse merak etmesin. İstikbalin kudreti tıpkı mazide olduğu gibi yine büyük Türk milleti olacaktır. Nereye gittiğini bilen bir geminin hızını kesecek bir rüzgar yoktur. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz pırıl pırıl parlayan bir geleceğin peşinde koşan vatan sevdalılarıyız. Biz nefsine teslim olup zillete düşenlerle değil, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan Yalovalı kardeşlerimizle yol yürüyoruz. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinden ibret alıyoruz ve herkesin almasını da tavsiye ediyoruz. Nasihatım sana, herzeyle iştikali bırak. Adamlığın yolu neredense bul da girmeye bak. Adam mısın, ebediyen cihanda hürsün, gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin oğlum? Gönüllüsün Semer'e. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. Muhterem vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Zillet İttifakı'nın Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır. Yalandır, talandır, iftiradır. Zillet İttifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Koalisyon dönemlerine övgü yağdırıyorlar. Her numara Zillet İttifakı'nda, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına, kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Kılıçdaroğlu'nun işbirlikçileri Türkiye düşmanlarıdır. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı. Bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri ve onların ümit kaynağı Kılıçdaroğlu vardır. Zillet ittifakını güçlendirilmiş parlamenter sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mayası da, mimarı da, mimandarı da büyük Türk milletidir. Bizim medar iftarımız, yegane mensubiyetimiz aziz milletimizdir. Zillet İttifakı'nın müşahidi ve menbaı yabancı ülkelerin Türkiye'deki sefirleridir. Zillet İttifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Yol haritaları karışık ve bulanıktır. Nerede duruyorlar? Hangi mihrakların esaret altındalar? Artık bilmeyen kalmamıştır. Biz tarafız. Hem hakkın, hem halkın, hem de hakikatin tarafıyız. Zillet İttifakı'nın tarafı Türkiye'nin tahribidir. Zillet İttifakı Türk milletinin önüne koyulmuş takozdur. Kılıçdaroğlu istikrarımızı, istiklalimizi ve istikbalimizin kundakçısıdır. Herkesi uyarıyorum. Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, İblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef açık şekilde görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir. Sorarım sizlere, karşımızdaki bir tablo bir zillet midir? Olan biten tüm bu çirkinlikler vatana ve millete ihanet midir? CHP'ye, İP'e ve diğerlerine demokratik bedeli ödetmek milli iradenin adaleti değil midir?
Bir kez daha söyleyiniz. Bir kez daha şu sorularıma cevap veriniz. Zulme, zillete, zalimlere ve zelil projelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında mısınız? Üç hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın safında mısınız? Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla, iradenizle sahip çıkacak mısınız? Türkiye çaresiz değildir, çaresizlersiniz. Bu aziz vatan sahipsiz değildir, sahip olacak sizlersiniz. Türkiye kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hezimettir. Hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile aynı yolu yürümesine Yalova nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarına Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğine şahit oldunuz mu? CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Terörist Beze Ozat Kılıçdaroğlu diyor. Hatta kazanamazsa iç savaş çıkar diyerek milletimizi alçakça tehdit ediyor. Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor. YPK elebaşısı Salih Müslüm de Kılıçdaroğlu diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş. Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor. Be hey vandal, be hey hain, be hey cani, Allah'ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin. Zamanı geldiğinde de cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş. MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıtılan mermidir. Doğrudur. Cumhur İttifakı'na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar? Hepinizin hesap vereceği günler yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin ağır milletvekili adayı Sırrı Sakık aynen şunları zırvalamış. Biz 3-5 bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. HDP'nin bir eş başkanı rejim değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu'yla HDP'lerinin örtüştüğünü şerefsizce söyleyebiliyor. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türk ve Türkiye yüzyılına taşıyalım diyoruz. Bunlar değiştireceğiz, kurcalayacağız ve yok edeceğiz diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem daha gelmiyor. Hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden sadra şifa bir kınama mesajı gündeme yansımıyor. Zira bunların hepsi aynı tornanın mamulüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, mücavir bölgelerden ifak üretenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar,
doğduklarına 1000 pişman edileceklerdir. Milli mücadele zaferle taşlanarak vatan düşmanlarından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde bu defada düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti, Türk milletinin mahkus talihini olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Sözümüz söz olsun, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye olarak sonsuzluğun ufuk çizgisinde kutup yıldızı gibi parlamak kaderimiz olacaktır. Değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki yedi düvel ne oluyor Yalova'da diyerek saklanacak deli karasın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? İşte Yalova'nın iradesi böylesine hayranlık uyandırmaktadır. Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz. Çünkü ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrılık otu barındırmayacağız. Bir hakkın saflarımızı sıkı tutacağız. Hep birlikte kızıl elmaya doğru ilerleyeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız. Mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz. Mutlaka kazanacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur'un muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz. Bir kez daha sizlere soruyorum. 14 Mayıs'ta sandığın başına gidip de mührü elinize aldığınızda Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a durmak yok, yola devam diyecek misiniz? Türkiye üzerinde hesap yapan iç ve dış mihraklar, tarihimizi yargılayan, milletimizi sorgulayan, varlığımızı kabullenemeyen zalimleri mahvi perişan edecek misiniz? Ben de diyorum ki aziz Yalovalılar, sıra hepinizde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Bu kazanımız heba edilmeyecektir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kararlılıkla muhafaza edilecektir. Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir. Aziz milletim, sıra sende. Son bir asrın en önemli yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak için aziz milletim, sıra sende. Demokratik standartları yükseltmek, temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için aziz milletim, sıra sende. Uzlaşma kültürünü geliştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek için aziz milletim, sıra sende. Milletin değerlerini temsil eden, milletin hizmetinde güçlü, adil, müşfik ve insani bir devlet anlayışını hakim kılmak için
aziz milletim, sıra sende. Yeni bir anayasa için, aziz milletim, sıra sende. Devlet tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlarımız için, ülkemiz için her yerinde ve çağdaş standartlarda erişebildiğini temin etmek için aziz milletim, sıra sende. İstikrarımızı, istiklalimizi koruyarak istikbale Türk mührünü vurmak için aziz milletim, sıra sende. Cumhur İttifakı'nı yükseltmek için aziz milletim, sıra sende. Milliyetçi Hareket Partisi'ni güçlendirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısını en çoklaştırmak için aziz milletim, sıra sende. Milli ekonomide yeni çığırlar açmak için aziz milletim, sıra sende. Sanayide, üretimde, enerjide, tarımda, hayvancılıkta, ihracatta, yatırımda, ekonomik büyümede, yerli ve milli silah sanayinde gücüne güç katmış bir Türkiye için aziz milletim, sıra sende. Suriyeli sığınmacıları güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine geri göndermek için aziz milletim, sıra sende. Huzurlu ve umutlu bir Türkiye için aziz milletim, sıra sende. İşsizliği yenmek için, gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak için aziz milletim, sıra sende. Daha büyük reformlara imza atmak için, hayatın her alanını kapsayacak iyileştirici siyasi ve ekonomik dev projeler için aziz milletim, sıra sende. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak için aziz milletim, sıra sende. Birlik için, dirlik için, kardeşlik için, Türk yüzyılına birleşmek için aziz milletim, sıra sende. Sıra sende Yalovalı kardeşlerim. İstismarları çiğnemek için sıra sende. Yıkım planlarını engellemek için sıra sende. Yalan şantiyelerini yıkmak için sıra sende. Terör ittifakını yıkmak için sıra sende. Geleceğine sahip çıkmak için sıra sende. Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip çıkmak için sıra sende. Emperyalizmin hesabına siyaset yapan zillet partilerine şamarı indirmek için aziz milletim, sıra sende. Yalovalı kardeşlerim, yetki hepinizde. Şimdi değerli arkadaşlarım, son günlerde Amerika, Avrupa'nın bazı ülkeleri, orada yayınlanan yazılar, dergiler Türkiye'nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yalan yanlış konuşmalar, yazılar yazıyorlar. Ve Türkiye'de seçimin kaybedilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Şimdi açıkça söylüyorum. Yalova'dan söylüyorum. Türkiye'nin alayına söylüyorum. Hansa, Sam'a, Johnny'e, Frank'a, Henry'e, aziz milletin, aziz vatan evladı, Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere hiçbir zaman söz ve hayat hakkı tanımayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Hans'ın dediği değil, Sam'ın dediği değil, Amerika'nın dediği değil, Kılıçdaroğlu'nun dediği değil, bazı televizyonların dediği değil, milletin dediği olan kendi Anadolu çocuğu öz evladına sahip çıkacak. Recep, Recep, Recep diyecek. (Gülüyor)
Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacak. Elbette olacak, birlikte olacaktır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak. Elbette olacak, birlikte olacak. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak. Elbette olacak, birlikte olacaktır. 14 Mayıs'ta Cumhur'la Cumhuriyet'in kucaklaşmasına şahit olacağız. 14 Mayıs'ta Türk ve Türkiye yüzyılının ilk adımını atacağız. Lider ülke Türkiye'nin yolunu açacağız. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin, Yalova'nın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu'nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücülüğün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Sizlerin vatansever iradesine dayanarak diyorum ki, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere, hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Zillet ittifakına eyvallah etmeyeceğiz. Allah razı olsun sizlerden. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'da mitingde verdi mesajlarını. Burada coşkulu ve heyecanlı bir kalabalık vardı. Vatandaşlar büyük bir heyecanla MHP liderinin vereceği mesajları bekliyordu ve işte MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'da çıktı kürsüye, buradan seslendi vatandaşlara. İç siyaset gündemine ilişkin, seçim sürecine ilişkin ve muhalefetin içerisinde bulunduğu duruma ilişkin oldukça önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli. Şu dakikalarda konuşmalarının ardından vatandaşı selamlıyor ve karanfil dağıtıyor. Bunun da altını çizelim ve Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını söylüyorlar. Bebek katilini serbest bırakacaklarını açıklıyorlar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız tarafından ziyaretleri anısına bir özel dokuma 3 hilal takdim ediliyor. Saygıdeğer Yalovalılar, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, milletvekili adaylarımızı sizlere, Yalovalılara emanet ediyorlar. Hayırlı, uğurlu olsun Yalova! Sayın Genel Başkanımızı yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolun açık olsun Türkmen Bey'i. Yolunuz, bahtınız açık olsun.
MHP lideri Devlet Bahçeli vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ilk andan itibaren sahada vatandaşla buluşuyor ve MHP lideri Devlet Bahçeli "Aziz milletim sıra sende" temalı mitingler kapsamında tek tek illeri gezerek vatandaşa sesleniyor. Bugün ilk durak Balıkesir'de. Balıkesir'den saatler sonra Yalova'da kürsüye çıktı MHP lideri ve buradan verdi önemli mesajlarını. İç siyaset gündemine ilişkin, seçim sürecine ilişkin oldukça önemli mesajları vardı. Cumhur İttifakı vurgusu da yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli. Cumhur İttifakı'nın kutlu zaferine ulaşacağız. Aziz milletim sıra sende, gelecek sizin, ülke sizin, karar sizin, söz sizin, yetki hepinizin dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Şu dakikalarda alandan ayrılmadan önce alana kendisini dinlemek, görmek için gelen vatandaşlarla birebir temas kuruyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Aracına binerek alandan ayrılması bekleniyor. Alanda MHP liderine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yoğun bir sevgi ve ilgi olduğunu söylemek mümkün. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar büyük bir heyecanla bekleniyordu. Alanda oldukça heyecanlı ve coşkulu bir kalabalık olduğunu söylemek mümkün ve MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'da kürsüye çıktı. Buradan verdiği önemli mesajlarını şu dakikalarda ise aracına bindi, alandan ayrılması bekleniyor ve MHP lideri "Aziz milletim sıra sende, vakit başarma vaktidir, vakit gönüllere girme vaktidir" dedi. Cumhur İttifakı'nın kutlu zaferine